16. yüzyıldan bu yana bir çekim merkezi olarak anılan tarihi mahalle, İstanbul Boğazı'nın tüm güzelliklerini haiz. İsmi dünya çapında duyulmuş olan Paşabahçe Mahallesi'ne giriş yapıyoruz. Sol tarafımız Lebi Derya. Hemen burada sahil kenarında bulunan belediyeye ait sosyal tesisler İstanbulluların yoğun ilgisine mazhar oluyor. Vaktiyle tüm sakinleri gayrimüslim olan köye Sultan İbrahim döneminde Sadrazam Hezarpare Ahmet Paşa'nın geniş bir saray yaptırdığını belirtiyor kaynaklar. Sultan 3. Mustafa da mektep, cami, çeşme ve hamamlar yaptırarak buraya Türk nüfus yerleştirmiş. İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasında karaya doğru yaptığı en büyük girintilerden biri olan Koyun'da yer alan Paşabahçe, Beykoz'un, İncirköy, Çiğdem ve Çubuklu mahallelerine komşu. Mahalle sınırları içindeki Burunbahçe. Sahil şeridindeki sosyal tesisiyle oldukça ilgi gören bir yerdir Burunbahçe. Tesisin yanında korunmaya değer kategorisinde olan yaklaşık 135 yıllık tarihi bir erguvan ağacı var. Ağaç demişken, Burunbahçe'nin oldukça ünlü bir ağacı var, bir çam ağacı. Yeşilçam filmlerinin ve günümüzde bazı dizilerin sahnelerinde de görünen bu ağaç, tarihi bir ağaç. Hatta Barış Manço'nun Cam Bedenden Çıkmayınca şarkısına ait klipte de maalesef günümüze ulaşamayan ikiz kardeşiyle yan yana görmek mümkün bu güzel çam ağacını. İstanbul'un tarihi iskelelerinden biri, Paşabahçe İskelesi. İskele 100 metre kadar kuzeyde bulunuyordu. Yeni iskele 1989 yılında inşa edildi. Sabahın erken saatlerinde Avrupa yakasındaki işlerine gitmek üzere bir telaşla ellerinden çıkanlar, iskeleye varıp da yosun kokusunu alınca kendilerine geliyor ve dinçleşiyorlar. Yosun kokar Paşabahçe. Dalgalar iç ferahlatan bir koku getirirler boğazdan. İskelenin yanında bir çocuk parkı, kafeler, restoranlar ve mahallelinin kayıklarını demirledikleri çekek alanı bulunuyor.
mümkün olmayışı hem de denize kıyısı bulunan güvenli bir bölge olması, Paşabahçe'yi sanayileşme adımlarında tercih edilen bir yer haline getirmiştir. İskelenin hemen arkasında şu anda sadece fotoğraflarını görebileceğimiz Cumhuriyet dönemi sanayileşmesinin ilk örneklerinden biri olan İspirto fabrikası vardı. Halk arasında bilinen adıyla Tekel İçki Fabrikası. 2002 yılında kapanan fabrikanın arazisi 2012 yılında satılmıştır. Bir zamanlar anason kokardı Paşabahçe, Çubuklu yönünden mahalleye girildiğinde. Mahallede bulunan Paşabahçe Ortaokulu'nun yaklaşık 500 öğrencisi bulunuyor. Okulun binasına bakar bakmaz tarihi bir yapı olduğunu anlamak mümkün. ...1924 yılında ilkokul olarak açılan okul, Cumhuriyet döneminin ilk okullarından biri olma özelliğini taşıyor. Ve 1894 yılında inşa edilen Agios Konstantinos ve Agia Eleni Rum Ortodoks Kilisesi. Hristiyan cemaatinin kutsal mekanlarından biri. Özellikle önemli dini günlerde çevre mahallelerden gelen cemaatle dolup taşıyor kilise. Kiliseden yukarıya doğru çıkıldığında ise Paşabahçe mezarlığına ulaşılıyor. Ruhların ebedi mekanı. İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi, İncirköy Mahallesi'nin sınırları içerisinde. Ancak hem Paşabahçe sınırında oluşu ve mahalle halkıyla iç içe olması, hem de halk arasında Paşabahçe Devlet Hastanesi olarak anılıyor olması dolayısıyla anmadan geçemeyeceğimiz çok önemli bir çekim noktası. Mahallenin camisini ziyarette sıra. Paşabahçe Merkez Camii olarak da bilinen 3. Mustafa Camii. Sultan 3. Mustafa tarafından 1750 yılında ahşap olarak yaptırılmıştır. ...1964 yılında yeniden yaptırılan cami, cadde üzerinde bulunuyor ve İstanbul Boğazı'na nazır bir manzaraya sahip. Cami, içindeki masmavi halılarıyla İstanbul Boğazı'nın mavisine özenmiş sanki. Mahallenin tarihi değerlerinden bir diğeri, Mustafa Paşa Çeşmesi. Çeşmenin lahanayı hatırlatan küre şeklindeki başlığından ötürü olsa gerek, halk arasında lahana çeşmesi olarak biliniyor. İskele Meydanı'nda Paşabahçe Parkı'nın içinde Aya Kiryaki Ayaz Masetinin hemen yukarısında.
1841 yılında yaptırılan çeşmenin dört cephesinde ay ve 8 şualı bir yıldız motifi bulunuyor. Paşabahçe Camii'nin hemen önündeki Paşabahçe İskele Çeşmesi. İskeleye inen yol üzerinde bulunuyor. Suyu şırıl şırıl akmakta olan bu çeşmenin kitabe kısmı ise boş. Ve Paşabahçe'de uzun yıllar boyu Bahçeli Kahve olarak bilinen yer. Tarihi ağaçların içinde tarihi bir köşk. Bugünlerde pansiyon ve kafe olarak kullanılan bu yerin bahçesinde bir zamanlar halk kıraathanesi vardı. Her ne kadar Paşabahçe Mahallesi sınırları içinde olmasa da Paşabahçe deyince Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası'na değinmeden olmaz. Cumhuriyet dönemi sanayileşmesinin ilk örneklerinden olan bu fabrika, Paşabahçe adıyla tüm dünyaya üretim yapmıştır. Paşabahçe Şişe Cam Fabrikası günümüzde her ne kadar kapanmış olsa da ismiyle ve de Paşabahçe esnafına katkılarıyla bu mahallenin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ve Paşabahçe'nin spor kulübüne geçelim. Paşabahçe Spor Kulübü. ...1950 yılından bu yana spor camiasının içinde bulunan kulübün binası, İncirköy Mahallesi sınırları içinde bulunan Sultaniye Parkı'nın hemen yanında yer alıyor. Yeşil kırmızılı kulüp, futbol ve basketbol branşlarında hizmet veriyor. Kulübün bir de stadı var. Futbolda 9 farklı yaş kategorisinde amatör ligde mücadele veren kulüp, tüm diğer amatör spor kulüpleri gibi gençleri spora teşvik etmek gibi kutsal bir amaç taşıyor. Görülecek yerler çok burada. Öğrenilecek onca şey var ki. Gel gelelim, tarihten bugüne yaşanmışlıklar, işte onları anlatmaya sayfalar yetmez. Burası adı dünyaya nam salmış Paşabahçe. Burası Beykoz.